Günaydın. Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Güzel bir... Selamun aleyküm, günaydınlar. Kahvaltı yapıyoruz dostlar. Güzel bir pazar gününde sizlerleyiz canlar. Şöyle çocuklarımı formalarını oraya serdim, dışarı hava buz gibi. Bugün size müjdeli bir haberim var canlarım. Hiç kimse beklemiyordu bu haberi, biz de beklemiyorduk. Sürpriz. Çeşmelerimiz don mu? Haber ne diyor, ne diyecek? Allah'ım. Aklıma bile gelmedi vallahi. Tutar bu suyu sen. Ama içme. İbrahim sen de bir merhaba de. Bir hayırlı pazarlar canlarımızdı. Ben ağız bolu şu anda konuşalım. Arkadaşlar gerçekten kış günü, hoş günü. Şöyle çamaşırlar nemli oraya attım. Biraz sonra şöyle çamaşır telimiz burada. Onları da toparlayacağım. Selamünaleyküm abilerime, babamlarsınız. İnşallah iyisinizdir. Göz mü attın izleyicilerimize? Kim? Şöyle yaptın. Bir göz attın herhalde. Ayşe abla var Isparta'dan. Ayhan'ın pek yakışıklı oldu diyor. Ona bol bol selam söyle diyor Ayhan. Aleyküm selam. Seni çok seviyormuş. Vallahi biz de onları seviyoruz, ne diyelim. Suyu sevecek, içmeyecek. Özür dilerim. İbrahim'in ödevi masamızda. Benim el işim burada arkadaşlar. Kendime savaş yazma başladım. Bundan kendimi ördüydüm biliyorsunuz. Teyzem, yurt dışındaki teyzem o ümrendi diye ona verdim. Kendime tekrardan aldım. Örüyorum canlarım. Neyli Sultan'a da siyahını aldım. Bakkaldan mı? Lan olmasa dinamamıza hortumu takarım. Serkan sana güveniyorum bu konuda. Bugün sularımızı getireceğine inanıyorum. Ne oldu bir anlat izleyicilerimize, nasıl yapacağım? Anlatamam. Yani görmen lazım. Arkadaşlar şu an bizim suyumuz dondu. Elmas niye gülüyorsun derseniz. Tekrar gelecek umudu var, o yüzden gülüyorum. Eğer gelmezse üzüleceğim. Yukarıda hortum alacağız. Şimdi bizim aşağı çişme donmuş arkadaşlar. Yukarı çişmede normalde ben her gün açıyoruz. Tuvaletimizin o yıkama yerini açıyordum. Ay hanım sağ olsun bugün kapatmış ciğerim. Ondan sonra aşağı donduğu için yukarıya su vermiyor. Serkan bunu bana söyledi biraz önce. Ben de o yüzden ondan kopya çekerek söylüyorum. Ben de diyorum ne oldu yine müjdeli haber deyince. Ayhan öyle dur, öyle saçların ak düşmüş. Dur. Bak. Başlarına ahlar düştü. Hasan dayın gibi hemen ağlayacak oğlum saçlarım. Bekle bak. Yüksel babanın evlilik cüzdanı vardı ya. Orada Ayhan'a çok benziyor yazmış izleyicilerimiz. Ara boğazıma durdu. Hiç su da yok vallahi. Boğazına ne bir şey durutma. Ne ya? Son limonla. Limon su kaldı. Ay. Hani minmiş tammış suyum. Hadi bakalım hanginiz içeceksiniz onu. Arkadaşlar ben pek bir şey yemedim. Tamam. Şöyle simidim var. Tamam. Bir de çayım var. Derman ablam ayva reçeli verdiydi. Ayhan çok sevdi. Yumurta pişirdim. Ben yine çemenimiz var, peynirimiz var, zeytinimiz var. Hiçbir şey yemiyor ama kokusu varsa. Çemen abi ama. Evet, İbrahim çok seviyor onu. Baban sürsün de bir yi. Ben size biliyorum yapacağımı. Onun içindeki bitti mi? Kokuzlu çemeni koyacağım. Yiyin sade. Kokuluyor. He, haberiniz bile olmaz. Aynen. Ona gerek yok ha. Şunu kaldır ona yapıştır, tamam o iş. O iş tamam. Pat küt tamam, çat. Bizim yaptığımız var ya. Kim dedi Serkan öyle pat küt çat? O iş tamam. İlker. Ulan emmin de demişmiş. O da yo, İlker demiş. Bağaya gitmişler. Bunu çıkar, şunu şey yap. Bunu çıkmış, ayak arayını atıyormuş ayağıyla. Park kutacak, tamam o iş hadi gidiyor. Sen de sen. Valla işte bizim evin temiz hali bu şekilde. Şeyi her zaman temiz görüyordunuz. Bugün bir pasaklı evimi hani görün. Şöyle diyor. Temiz hali mi yani? Pasaklı diyorum işte. Temiz değil. Bardağımız kaldı anne. Bir tane onu şey ne diyorum Ayhan böyle. İbrahim tamam lan. Dalgasına sen diyorum içten yani. Sen içten ben suyu alır gelirim sana lan. O zaman biz kahvaltımızı yapalım canlarım. Çeşmemiz Serkan nasıl açacak bir bakalım. İnşallah açar mı açamaz mı? Gidiyor mu? Açmaya mı? Hı-hı. Dur şunu çayımı içeyim de ben de gelirim seninle. Ben de gelirim. Sen ödevini yap annem. Sen çayını iç, ben hazırlayacağım. Üçleri bir say bakayım hadi izleyicilerimize. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Aferin oğlum.
Ama ritmik sayıda biraz daha hızlı olman lazım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 böyle yani. Ama ben bilmiyorum tabii ki diğerlerini. Yumurtayı seviyor musun İbrahim Efe? Sağlıklı oldu. Evet annem. Ben sporda gidiyorum. İzleyicilerimiz seni çok seviyor biliyor musun İbrahim Efe? Yumurta yediğim için. Sana diyorlar ki İbrahim Efe'yi yürüyüşe götürme. Zaten zayıf. Çocuğun olanı da gidecek diyorlar. 28 kiloyum var ama. Kurban olurum seni yaradan Allah'ıma benim. Anne yumurta yediğim için hastayım. Spora gittim ya. O zaman çeşmemizi açmaya gidelim arkadaşlar. Bye sizlerle bye. Birlikte. Gerek gibi oluyor gelmedi. Birazdan açacağım. Ses geliyor ama. Değil mi Serkan bak. Donmuş aşağıda. Evet. Birazdan ya, Serkan görüşürüz. Açacak arkadaşlar. Havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hava gerçekten güzel. İçerisi dışarıdan soğuk. Dışarısı biraz daha ılımlı. Ama fıstığım da gelmiş. Acıktım. Ayhan sana ekmek versin. Ayhan. Fıstığa o yumurtayla ekmeği ver. Çöreğe ver de gitsin. Bismillah diyelim. Gerçekten hava güzelmiş. Ev dışarıdan çok soğuktu. Ben de dışarıda soğuk zannediyordum. Haydi bismillah. Gelin. Kara kızlarım. Ayhan'ın horozu etlenip geliyor. Gayrı düdük diye girecek inşallah. Şu Ayhan'ın horozu. Çilli horozu. Bili bili bili. Çilli horozum. Ne kolay gelsin Serkuş. Saati de yakma da. Saat demir yanar mı? O plastiğini diyorum üstünde. Açabilirsin daha. Şurayı açtın, açaydın. Açmadın mı? Hadi git sana Ayhan şey verecek. Dur ben aç. O hortumu çıkar oradan. Bu da bizim yeni teknoloji harikamız. Sıcak su ısıtım da döker mi istersen? Çatladır ama. Sunuyla da ısıtar. Şey de var ya yatak odada sobanın üzerinde. İki kuyum. Pek şey etme de başlığını düzen. Buradan gelirse gelecek. Şuradan gelecek. Horoz sesi, davar sesi. Komşuların herhalde koyunları kuzlamış. Ses geliyor. Kuzu sesi geliyor. Şu kara tavuğum da hastalandıydı. Takkalı tavuğum. İyi oldu bak ölmedi. İnsan kesmeye kıyamıyor. Geldi arkadaş. Gelmiş gelmiş Serkan. Gelecek tabii. Çızır doğru diyor mu ya buradan? Hey Ayhan hep kapat oğlum. Oralar su dolar. Kumpaçat o işte ama. Ellerine sağlık. Şunu da açayım mı? Onun belki borusu da dönmüş olabilir şu damanda. Olsun ya bu gelmezse gelmesin. O buraya bakma da evimize bak. Bu da gelir. Çamaşır atıyor. Ha orada da bak koyun sürüsü var sevgili takipçilerim. Makineye çamaşır atıyor. Bulaşık atıyor. Ondan sonra en basitinden elimizi yüzümüzü yıkamaya suyumuz yoktu. Takkalım. Takkalı tavuğum. Ana güzelim benim güzelim. Başındaki takkasını görüyor musunuz arkadaşlar Allah tarafından? Bu da horozum. Hint horozu bu da. Dövüş horozu. Daha yavru olduğu için pek büyümedi. Bunlar da kara kızlarım. Kara kızım yürü. Gel. Hı, açık koyma da. O zaman da her taraf su basıyor. Gerçekten aç Serkan. Tavukların suyu aksın oraya gelirse. Geliyorsunuz yumurta kuzlayacaksınız. Ayhan, fıstığa yumurta ver annem de yesin geliyor. Tamam. Tavuklarımız da böyle. Civcivlerimden de yazdan çıkardığım en çok sevdiğim bu. Şu, bunun da takkası var. İyi dikkatli bakarsanız. Bir de şu, bu da yazdan kalma. Cücüklerimden olma arkadaşlar. Görüyorsunuz pek güzel oldu. Keşke hepsi bunun gibi büyüseydi ama büyüme fırsatı vermediler köpüşler. Daha bunlar yemeseler keşke. Bazıları çok çabuk büyüdü. Mesela bu tavuk oldu artık. Bu da ondan yaşın. Aynı yaşta. Bu pek onun kadar büyümedi. Bunun cinsinden herhalde. Bir de şöyle göstereyim. Ha bak mesela bu da ondan kardeşler.
Bunlar pek büyümedi. Hastalıklı gibiler. Aynı doğdular halbuki. Beraber çıktılar. İşte durumlar böyle. Bugün içli mantı yapmayı düşünüyorum. Hı-hı. Yeni aparatımla. O zaman mutfağımızda görüşürüz canlarım. Sevgili takipçilerimiz. Açtı bir dostlar. Sesler geldi aşağıdan ama. Gelmiş bugün aile. Ayhan zaten bağırdı ya geldi. Çünkü niye derseniz ben bütün tarafı, her tarafı açtıydım. Tuvaleti, mutfağı, el yıkama yerini. Ne oldu Allah'ım, ne oldu? Hı? Çok sevindim. Sıramız geldi. Allah Allah. Canım oğlum. Şöyle Ayhan soframızı kaldırmış biz çeşmenle uğraşırken. Serkan bir tük kahvesini hak etti arkadaşlar. Hak etti diyenler yorum bıraksın. Etmedi diyenler yine yorum bıraksın. Ayşe ablamın kahveleri fincanlarıyla yapmak istiyorum. Çok seviyorum Ayşe ablamın fincanlarını. Buradan da Ayşe Efe'ye. Kızın ismi aklıma gelmedi şu an. Hepsine selam olsun. Evet, hepsine selam olsun canlarım. Sen bari yap otur, ben eve gideyim. Hadi bakalım. Ben şöyle kahveyi, bir tanesini... dibek kahvesi, bir kaşık ondan. Bir kaşık da normal Türk kahvesi ekliyorum arkadaşlar. Öyle farklı bir lezzet oluyor gerçekten. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Sevgili takipçilerim bana önerdi. O taraftan bu tarafa kadar artık böyle yapıyorum. Şöyle bir tane şeker atacağım. Çünkü çikolatayla yiyor genelde. Bir de karıştıralım. Bunun tatlı kaşığı vardı burada ama. İki gündür onu göremiyorum. Nereye koydum? Bazen bulaşıkların içinde mi kalıyor? Göremiyorum o yüzden. Karıştırdım. Bunun fişini sürekli takmıyorum arkadaşlar ben. Çünkü şu ışığı yanıyor. O yüzden böyle kullanacağım zaman yakıyorum, takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yakıyorum, takıyorum dedim ya. İzleyiciler de benim konuşmam biliyor. Hatta bir tane izleyicim de yazmış. Ah bir de konuşabilsen neler anlatacaksın diye. Aslında o beni eleştirme amaçlı yazmış. Onun yorumuna da kalp bıraktım. Teşekkür ederim. Çok şükür Rabbim konuşma şeysi vermiş. Hiç konuşamayanlar var. Böyle hani el Allah diliyle anlatan. Allah onlara şifa versin. Allah onlara da şifa versin. Amin. Diyorum ya. Hani ben dört dörtlük konuşuyorum demiyorum ki zaten. Rabbime şükürler olsun beni bu kadar konuşturduğu için. Ya bir film çekiyor adam da 10 sefer çekiyorlar aynı sahneyi. Onlar da denk getiremiyor. Fragmanları hiç mi izlemiyorlar? İşte bizimki yani fragman fragman yok abi. Yani. Neyse o. Ben şöyle yanına çikolata koyacağım. Tabaklarımızın. Çocuklara da meyve suyu katacağım. Onlar pek kahveyi sevmiyor. Bir de ben zaten içsinler istemiyorum hani kahveyi de. Serkan sen içeri mi gidiyordun? Geri geldin herhalde. Çaydı mı sonra? Geleceğim. Ben de gelirim o zaman zaten. İki tane fincan oldu mu çabuk kaynatıyor. Dört oldu mu biraz daha geç kaynatıyor. Dolabımı bir karıştırdım. Neler varmış başka? Kahve nasıl? İncir... İncir yiyeyim mi? Koy mu? Bir şey yemem ben. Kahve içeceğim. Öyle mi? Hı-hı. Çocuklara da jelibon koy. Arkadaşlar ben bunun tadına bakmadan söylediydim bir tane videomda. Daha avantajlı almak isteyenler varsa diye ama o aldığım jelibona uymaz bunun lezzeti. Bu biraz daha meyvesi kıt. O biraz aldın mı böyle ağzında aroma dağıtıyordu. Bu ona uymaz. O zaman biz kahvelerimizi içelim canlarım. Zaten o da şimdi kaynayacak. Şöyle bol köpüklü kahvelerimiz göster izleyicilerimize. Havası iniyor. Geçen gün bir tane video izledim Serkan. Kız istemeye gidiyorlar. Kız bir heyecanlı geliyor. Elbisesini falan güzelce giymiş.
Aman tepsiden fincanı kaydı. Elbisesi hiçbir tarafa kalmadı. Bir üzüldüm. Aynen benim başıma gelmiş gibi üzüldüm valla. Bizim kahvelerimiz de hazır. Biz kahvelerimizi içelim canlarım. Görüşürüz o zaman. Bizim evin son hali bu şekilde sevgili takipçilerim. İbrahim ödev yapıyor. Ayhan saz çalıyor. Ödev yapıyorum anneyi. Şuraya otur. Serkan Ayhan yanına otur. Hadi komşuya gelteyim mi şimdi? Yok annem atılmaz. Bu da kahve sohbetli olsun. Pamuk şekerli geldi. Pamuk şekerli. Bu ne ya lan? Al Serkan hangisini alıyorsun? Bir de daha alabilirsiniz. Valla pamuk şekerini almam. Tamam İbrahim. Sen pamuk şekerini yiyelim ben. Size de koymuş İbrahim'e şöyle pamuk şekeri. Aynı kendin gibi pamuk. Yumuşacıymış. Al Ayhan. Yapma ben bunu. Size jelibon koydum. Bu da yumurta mı oluyor? Sağ olun. O jelibon yiyeyim mi? Yürüyecek diyeceğim benden. Çocuğuma da koydum yürü. Ama şey yazmışlar. Betli'nin Betli etini bilen adam kurunun da canı çıkar diye. Vallahi ilk kuşumu da kurudum. Ay, güzel yapıcı. Ay, kaç yaşında baba? 115. 115. Nasıl ya? İbrahim bu hapımı ver annem. Dayım. Şu hapımı ver annem. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi ayağın. Tamam. Söyleyelim mi? Geçelim. Tam çarşıdan gelir, karşıdan gelir. Geçsin, geçsin. İbrahim kamerayı sallıyor. Sallıyor mu? Ha? Bugün sizin banyo gününüz. Evet, yarın da okul var. Vallahi İbrahim sen böyle yapacağını ömrümüzü yiyor, yiyor, yiyor. Sen böyle var. Hadi baba. 45 saat sürdürüyorum. Oturdun mu? Yap, şurada çık. Abi de şu kalamları mı güzel bir şey yazayım. Allah Allah. Şimdi dökecek olur adam. Kim? Ben. Şuraya misafirinde alakalı şey var. Misafir geldiğinde bak misafirin doldurup bir anımız yazımız. Mesela misafir kim geliyor bize? Ayaz Kerempil geliyor. Yüksel Efegil geliyor. Yüksel Efegil mi? Yüksel. Efe çıktı ağzımdan. Ondan sonra Ömer'imiz geliyor, babaannen Gil geliyor, Sevgili Alan Gil geliyor. Misafir geldi, ne yapıyorsun? Basacağım, basacağım. Gözlüyor, basacağım. Ben söyleyince olmaz işte. O sen kendi kafanla üretmen gerekiyor. Ne yapıyorsun İbrahim? Mutlu olmuyor musun? Mutlu oluyorum. Misafir gelince mutlu oluyorum. Oradan sorduğu soruya göre cevap veriyorsun. İyi bir şey çal da söyle. Hayır söylemiyorsunuz ki. Ne söyleyeceğimiz şarkıyı? Ne bileyim mi söylemezsin? Yeşilli mi söyleyeceksiniz? Hadi çal. Karşıdan geliyor yeşillim yeşillim. Bak karşıdan geliyor yeşillim yeşillim. Adam öldürüyor vay yeşillim yeşillim. Adam öldürüyor vay yeşillim yeşillim. Ayhan'cığım. Boş bir ses söyleme. Benimki
uzun havaya gidelim sen babamınki gibi. İzleyicilerimiz çok seviyor benim. Arada bir söyle bize Elmas kaçamak yap diyorlar. Serkan da boş bir söyleme diyor. Ben seviyorum şarkı söylemeyi. Babamdan gelmiş herhalde bizim bu yetenek. Anne nokta misafir gelince onları... Ona yağ döküyorum, şeker tutuyorum ben. Çekirdek kavuruyor, çay demliyor, mısır patlatıyor. Anne pastalar, börekler yapıyordu. Misafirlere pasta. Evet, sevgili takipçilerim, mutfağıma sonunda geldim. Sularımız geldi çok şükür. Tekrardan söyleyeyim. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Çamaşır makinemi boşalttım. Burada bayağı bulaşım vardı. Onları güzelce yıkadım. Şöyle göstereyim elimde. Yarısını da makineye koydum canlarım. Şimdi ne yapacağım? Pastanelerde bulunan üzümlü kurabiye tarifi vereceğim sizlere. Evde margarinim ve kuru üzümüm yoktur. Ayhan'ım aldı geldi. Arkadaşıyla gelmiş. Bugün Ayhan'ımın misafiri var. Hemen onlara bir şöyle bir sunumluk bir şeyler hazırlayayım ki arkadaşını da sizlerle tanıştırayım canlarım. Evet sevgili takipçilerimiz. Ayhan'ın arkadaşı geldi. Ayhan bu zamana kadar pek bir arkadaş edinen çocuk değildi. Bir Ufuk arkadaşı vardı. O da Aksaray'a taşındı. Onu da çok seviyorduk. Buradan Nurcan ablaya, Ufuk kardeşimize de bacımıza diyeceğim. Gelken gördüm. Selam olsun. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Ali annesiyle bizi izliyormuş babasıyla birlikte. Sabahleyin Ali'nin annesiyle de konuştuk. Ayhan'ın arkadaşı bizi izlediği için annenle konuşalım Ayhan demiş. Sabahleyin konuştuk. Buradan Müjgan bacıma da selam olsun. Müjde mi? Müjde bacıma da selam olsun. Daha tanışacak arkadaşlar yan yana gelmedik. Sadece konuştuk az biraz. İbrahim hoş geldin dedin mi Ali abine? Ali ile Ayhan aynı okula gidiyor. Şöyle Ali ile Ayhan'ı ben birbirine benzettim sarılıklarını, gözlerinin renkliliklerini. Benziyor zaten. Ayhan biraz daha kilolu herhalde. Ayhan da diyor kaç gündür benziyor birbirimize. Beyazlığınız bile benziyor. Ali senden daha beyaz sanki. Ayhan ile Ali'yi benzettiyseniz arkadaşlar yorumlara bekliyorum sizleri. Şimdi ben çocuklara bir şeyler hazırlayacağım. Öyle atıştırmalık bir şeyler koydum. Siz sohbetinizi edin. Ben sizi sıkmayayım, utandırmayayım. Ali biraz utangaç, Ayhan gibi pek konuşmak istemiyor. Ben utanırım, bir şey konuşmam Elmas abla. Sen çekersen çek dedi. Ali'nin annesi izlesin diye şöyle kısadan bir video çektik. İbrahim Efe sana da yapayım mı ondan, çek mi? Tamam annem, seni unuttum. Hemen sana da karıştırın Ayhan. O zaman size afiyet olsun. Ben mutfağıma geçiyorum artık. Sevgili takipçilerim, üzümlü kurabiyem için gerekli malzemelerim. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdum var. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var. 1 çay bardağı çekilmiş cevizim var. 1 çay bardağı da kızıl üzümüm var. 1 su bardağı toz şekere ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası veya mısır nişastası fark etmez. Benimki galiba mısır nişastası. Çünkü ben bir kaba almıştım koymuştum arkadaşlar. Üzerinde bilmiyorum yani ne olduğunu. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ekledim. Bir paket margarine ihtiyacımız var. Eğer tereyağınız varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamız var. Şöyle mandalin rendeledim. Eğer portakalınız da varsa portakal daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben de mandalin olduğu için mandalin rendeledim. Bir paket de kabartma tozuna ihtiyacımız var. Alabildiği kadar da un ekleyeceğim. Hadi o zaman kurabiyemizi yoğurma işlemine geçelim. Sevgili takipçilerim, ilk olarak da şöyle yumurtamı bir güzelce ayırayım. Çünkü yumurtamın sarısını üzeri için kullanacağım. Bir tanesinde akını içine kullanacağım canlar. Bismillah diyelim. Şöyle. Bu yumurtalar da inanın çok değişik. Bizim yumurtalara uymuyor. Bir tanesini bütün aldım. Diğerini sarısını üzerinde için kullanacağım. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İlk olarak da yumurtamdan başlayacağım. Şöyle yumurtamı
ekledim. Daha sonra şekerimi ekleyeceğim. Bismillah. Daha sonra margarinimi ekleyeceğim. Bir paket margarin yani. Canlarım. Oda sıcaklığına götürdüm. Sobanın dibinde biraz yumuşattım. Görüyorsunuz. Ya değilse bu şekilde yoğurmak mümkün değil canlar. Şöyle yarım çay bardağı yağımı da ekledim. Sıvı yağ ile margarini güzelce bir yoğurayım. Aslında ben hep bu verdiğim tarifleri açıklama kısmına yazacağım diyorum ama inanın hep bir şey denk geliyor. Tam yazmaya başladığım zaman ondan sonra illa bir işim çıkıyor, yarım kalıyor canlarım. Gerçekten ben tarif verirken bütün vermek istiyorum aslında. Hani o açıklama kısmına yazdığım zaman izleyicilerim belki izleme imkanı olmuyor ama oraya ekran resmi aldığında malzemesinin ne olduğunu biliyorlar. Yoğurdumu da ekledim. Şöyle nişastamı ve tarçınımı da ekliyorum. Şimdi hepsini güzelce bir yoğurayım. Bu arada üzümümü şöyle ılık suya bir bekleteyim ki güzelce yıkayayım. Hafif kabarsın canlar. Şöyle mandalina kabuğumu da ekledim. Şimdi unu da bu şekilde ölçeyim arkadaşlar. Aslında alabildiği kadar un diye tarife yazacaktım ama gerçekten hani bazı takipçilerimizin un markasından da bazen tutmayabiliyor. Şöyle yavaş yavaş ekleyelim. Bir su bardağı ekledim. Bu ikinci su bardağı. Üçüncü su bardağı. Eğer yavaş yavaş eklersek ununu hani kıvamını o şekilde almamış oluruz canlar. Belki hepsini toptan attığımız zaman sert olabilir hamurumuz. Şimdi görüyorsunuz hala ihtiyaç var buna. 3 su bardağı oldu. Bu 4. su bardağı. Şöyle bir kenara koyup bunu bir yoğurayım arkadaşlar. Yeterli gelecek diye düşünüyorum ama bilmiyorum yine tekrardan. Yeterli değil daha. Bu arada fırınımı ısıtıyorum. Alt üst ayar yaptım. 150 dereceye getirdim. Toplamda galiba 5 su bardağı una ihtiyacımız olacak. Çünkü bu da 5. su bardağımız. Şöyle. Üzümü. Çaydanlıktan su dök anne. Dök dök dök. Biraz yumuşasın. Doldur. Tamam. Bunu akşamdan ısıtacağım. Sabah suyunu içermiş peygamber efendim. Akşamdan ısıtalım. Ha, onu, o evet o doğru da ben şimdi tarif veriyorum ya ona mı diyorum diye. Yok yok. Şöyle 5 su bardağı un ekledim. Yeterli gibi ama bir yarım su bardağı daha ekleyeceğim canlar. Çünkü üzümüm ile cevizimi de ekleyeceğim biliyorsunuz. Şöyle cevizimi de ekleyeyim. Bunu da güzelce yoğurayım. Bu ceviz isteğe bağlı. Eğer evinizde fındık, fıstık ne varsa ekleyebilirsiniz. Benim evde ceviz vardı, ceviz ekledim canlar. Söylediğim gibi sizler ekleyebilirsiniz hani fındık fıstık.
Şöyle bir yarım su bardağı kadar birazcık da elim batıracak şekilde yapacağım. Çok dökmedim, görüyorsunuz. Az az döküyorum. Şimdi hamurumu güzelce bir yoğurayım. Sizlere yoğrulmuş kıvamını göstereceğim arkadaşlar, nasıl olduğunu hamurun. Sevgili takipçilerim, şöyle üzümü bayağı ısladı. Yumuşadı, görüyorsunuz. Suyunu güzelce sıktım. 15-20 dakika kadar beklettim. Sıcak suyumun içinde. Onu da hamurumun içine ekledim. Şöyle elime yapışan bir hamur oldu. Çünkü niye derseniz, üzüm sulu olduğu için ister istemez hamurumu yumuşatıyor. Şimdi bunu güzelce bir yedireyim. Artık yeterli. Un atmayacağım canlar. Arkadaşlar unuttum. Bir kenara aldım onu yoğururken. Bir takipçilerim, şöyle kenara almışım hamur kabartma tozunu kullanmamışım ama o zaman kurabiyelerimiz güzel kabarmaz. Şöyle tekrardan değişen bir şey yok. İçine alıp ekleyip bir paket hamur kabartma tozumuzu şimdi güzelce bir daha yoğuracağım. Hepsini aldırdım. Şöyle yumurtamın sarısını güzelce karıştırayım. Bir fırça yardımıyla üzerlerini hepsini gelecek şekilde şu şekilde sürelim. Kurabiyelerimizi fırına verdik arkadaşlar. Bu güzelce pişsin. Ben de hemen çocuklarıma bir şeyler hazırlayayım. Videomun devamında görüşürüz inşallah. Neydi istiyor? Sen bir iyi de bir bak onun tadına. Yavan yaşık, yağlı kaşık. Ben her zaman söylerim arkadaşlar. Allah ne verirse soframızı hazırladık. Afiyet olsun. Serkan sulu olsa daha iyi olurdu diyor ama yetiştiremedim. Kurabiye yaptım, temizlik yaptım. Böyle aceleyle ne yaptım? Şöyle yoğurtlu makarnamız var, arpa şehriyeli, pilavımız var, turşumuz var, ayranımız var.
Size afiyet olsun o zaman. Teşekkürler. Hep beraber olsun. Sevgili takipçilerim, mutfağımın son durumu görüyorsunuz bu şekilde. Ortada hani ağam çağam bir yemek yok diyenler belki olacak, pilav, makarna, ama görüyorsunuz tarifle birlikte ne kadar bulaşık çıkıyor. Şöyle soframızı kaldırdık, misafirimiz gitti. Kurabiyemiz bu arada pişti canlarım. Gerçekten enfes. Biraz sonra sunuma geçecek. Takipçilerim, biz kadınlar hep böyledir. Fırını yakmışken keki de sürmemek olmazdı. Şöyle kekimi de fırına verdim. Akşama misafirim var. Yarınki vlogumda sürprizle bekleyin canlarım. Kim varmış? Bu arada şöyle üzümlü kurabiyemizin lezzetine, tadına bakalım nasılmış. Şöyle bir bakalım canlar. Bismillah diyelim. Alt üst gerçekten çok güzel pişmiş. Şöyle içi de çok güzel çekmiş. Bir bakalım tadına. Takipçilerim, üzümlü kurabiyemin tadına bakayım. Gerçekten on numara olmuş. Pastanede satılan üzümlü kurabiyelerin lezzetinin aynısı. Denemenizi tavsiye ederim. Bana kolay gelsin. Bulaşık yiyeceğim canlarım soğuk mutfakta. Sizler de inşallah beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemezsiniz. Desteklerinizi esirgemezsiniz canlarım. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.